Kırmızı çizgi etiketine gelen yorumlar, görüşler var Twitter'dan. Instagram hesabına Erbatur'da gelen yorumlar, görüşler var. Şöyle genel bir görüş de var. Bak Sargun Karataş, Mustafa Kılıç, Taner Bey, Ali Bey. Bu bir dünya derbisi midir yoksa biz kendimizi mi kaldırıyoruz? Şeklinde sorular. Bunlar Beşiktaşlıdır ya. Ondan yok yok, Fenerbahçeli, Galatasaraylı yazan izleyicilerimiz de var. Yani dünya derbisi mi, dünyada yeri olan önemli bir derbi mi? Dur, demek. Serdar'a sorma, ben de bir soruyla tamam katkı yapayım. Endüstriyel bazda dünya derbisi olmadığını düşünüyorum ben de. Endüstriyel bazda ama. Endüstriyel bazda. Sana bana kültürel göre bazda olabilir diyorsun. He? Kültürel bazda. Kültürel bazda. Sana göre bana göre hepimizin büyüttüğü bir şey olabilir ama dünyada marka ve endüstri karşılığı var mı konusunda çok şüpheli bile değilim. Endüstriyel ya konuda katılıyorum. Dünyada bir karşılığı olmasa dünyanın en önemli futbol dergileri, dünyanın en önemli futbol internet siteleri, dünyanın en önemli televizyon kanalları, dünyanın en önemli belgeselcileri neden bu derbiyi gelip izlesinler? Yani Eric Cantona işi gücü yok, bilmem ne kanalına program çekecek. Niye gelsin Fener Galatasaray maçını çeksin ya? Her sene mi geliyor? Yok. Her sene gelmesine gerek yok ki. Biz de her sene gitmiyoruz ki Boca Juniors River Plate'e. Yani kültürel bir karşılığı var mı? Var. Biz de burada Boca Juniors forması satılsa kaç kişi alır? Tamam, ama bu sınai bir derbi değil bizimkisi. Şimdi bir şey soruyorum. Burada Boca Juniors veya River Plate forması satılsa kaç kişi alır? Satılıyor. 5 kişi alır. Az insan alır. Satılıyor. 5 kişi alır, 10 kişi alır. Bizim Nişantaşı'nda şey de var. Eli Manning'in de forması var. Yani ona bakarsan. Var tabii canım. Yani onu da 10 kişi alıyor, bilen alıyor yani. Ama endüstriyel bazda sadece formu izlenme oranı. Endüstriyel bazda kimler yayınlıyor canlı? Endüstriyel bazda Real Madrid, Barcelona, efendim Milan Inter. Ve işte Juventus Inter. Manchester United, Manchester City. Boca Juniors. Veya Liverpool, Manchester. Chelsea, Arsenal. Falan. Bunların bir uluslararası da tabii ki daha fazla şeyi var. Etkisi var. Ama bu da dünya derbisidir abi. Yani biz kendi markamızı büyütmeyeceksek, bu dünya derbisi değil diyeceksek, çok doğru söylüyorsun bu yapmayacaksak konuda, kim yapacak bizim yerimize yani? Ben de o yüzden diyorum ki bak, Bein Sports'ta bunun yavaş yavaş başladı. Şimdi gerçi Eyyamcı yorumcularını beğenmiyorum. Marcel Dözel'in şunu bunu ama yani adama söyledim, nasıl bir maç bekliyorsun? Çok güzel olacak diyor. Onu ben de söylerim yani. Marcel Dözel olmaya gerek yok. Daha iyisini de söylerim. 50 bir tane derbi oynamışsın kardeşim. Ama yani burada hava nedir, ne değildir ya. Biz de işte zamanında Marsilya ile Paris Saint Germain'e karşı oynarken bunu hissederdik. Ne bileyim, Chelsea Tottenham maçında bunu hissederdik falan diye bir şey anlat yani. Çağırıyorlar yalandan Marcel Dözali'yi dünya çapında tanınan adam diye de. Bir yerim yani. Ya bir şey anlatmıyor yani. Onu da bir söyleyeyim. Ama şimdi bunu yapmaya çalışıyor Bein Sports. Şimdi işte Fransa'ya anlatmaya çalışıyor. Efendime söyleyeyim. İtalya, İngiltere. Yayın yaptı, İspanya'ya anlatmaya çalışıyor. Avustralya'ya anlatmaya çalışıyor. Yani bu çabalar da başladı. Bu eski Dijitürk mantığında yoktu bunlar. Aman benim olsun, küçük olsun, benim olsundu. Şimdi öyle değil. Daha geniş alana yaymaya çalışıyor ama yani şey başarılı değil yani. Dözel'i başarılı değil, onu söyleyeyim. Eric Abidal falan biraz daha fazla düzgün yorumluyor. Bir yeri de iyi konuşuyordu bu arada. Yani dolayısıyla şimdi bu işi yavaş yavaş başlattık. Artık biz 10 sene sonra dünyadan da buraya şeyler gelecekler. Yabancı spor basını mensubu arkadaşlarımız gelecekler, meslektaşlarımız, ve bu maçları izleyecekler. Bunun yurt dışında yayınlanması lazım. Yurt dışında yayınlanması lazım. Yurt dışında tabii yayınlanması lazım. Nokta. 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 Bilip yani bizim kendimizi lazım parlatamazsak hiç kimse bize senin malını parlatmaz. Doğru kardeşim. Kesinlikle. O yüzden bu da bir dünya derbisidir. Bugün de bu maçın sonucu en azından yarın dünyadaki birçok mecrada yayınlanacak. Ya en kötü hallerinde bile gazetede, bugün gazetede yayınlanacak. Bugün İngilizler, işte atıyorum İtalyanlar, işte Van Persie ne yapmışı, Snyder ne yapmışı, işte Podolski ne yapmışı, bunları konuşacaklar. Şu var, hani şu tartışmayı yapabilirsin. İşte Celtic Rangers'ın mezheple ilgili bir hikayesi var. Daha güzel i̇şte abi, atıyorum, bizde bize hani, yok işte, ne güzel işte. Böyle altyapıları var diye üzerine konuşabilirsin diğer derbilerin. Senin derbinde bunlar yok diyebilirsin. İşte Barcelona, Madrid'de kraliyet, halk kapışması var. Ya bırak senin bu halkı, halkı. Madrid'de senin başka bir şey anlatmalı. Aristokrat mı? Bırakın bu işleri ya. Bu sürekli alttan bir Real Madrid'de çakma sevdası. Bak şu logonun altında ya kendisi. Ne alakası var? O logonun Madrid'de yok mu abicim Madrid'de? Biri Franco'nun takımı, biri halkın. Ya nasıl Franco'nun takımı? Bir tek yani Franco tutmuş diye yani. Nasıl Franco'nun takımı abi? Franco tutmuş, içini karıştırmış. Franco tutmasın mı yani? Ne yapalım yani? Real Madrid'de olmasın mı? Franco'nun maliyecisi yok muymuş? Franco'nun fırıncısı yok muymuş? Onlar insan değil miymiş yani? Onlar halk değil miymiş? Yani şimdi Madrid'de
taksi şoförü, hiç, otobüs şoförü yok mu Madrid'de? Var tabii ki tutuyor. Kendi şehrinde tutuyor. Valencia'yı tutuyor. Celta'yı tutuyor. Barcelona'da ikinci bir takıma yer yoktur. Bizim Madrid'imiz o kadar demokrat ki. Beş tane falan takım var ya. Bir sürü takım var abi. İkinci takıma meydan vermişiz biz ya. Espanyol var bak. Kocaman. Kocaman İspanya atmışsınız dağın tepesine stadını oynatmıyorlar. Bizim ya bunların bu şeyi var ya bizim mahve. Bu algı operasyonlarıyla Real Madrid'imizin başarısını yölgelemeye çalışma artık yeter ya. Ver abi arkaya Meski Oyun Kulüp bir kulüpten fazlası ya, yaz. Ya o bir kulüpten fazlası sloganı da. Bir kulüpten fazlası sloganı da kardeşim bu iyi ki Barcelona bulmuş bir bankadan fazlası. Bir bilmem ne de bizim Bodrum'da orta kent simitçisi var o bile yazmış. Bir simitten fazlası diye. Ya bunun bir şeyi bulun, yeni bir şey bulun kardeşim. Allah Allah. Hadi orta kent simitçisi yapsın da. Ya bu bankalar bu reklamları değiştirin Allah abi. Allah Allah ya. Bir bilmem neden fazlasını artık ya biliyoruz illa yani. Böyle bizi antipatik gösterme uğruyuşları. Serdar bence ikimize karşı başka bir algı operasyonu tabii var. Tabii. Ne alakası var? İkimize karşı yapılan bir şey tabii var. Canım. Erbatur da bunun tetikçisi. Abi bak orada kraliyet konuşuyor. Ben burada halkın sesi olarak konuşuyorum. Sen mi halkın sesi? Ben halkın sesi. Bembeyaz halkın sesiyim. Bembeyaz evet. Halkın sesi. Aynen biz öyle. Biz burada Anadolu ben çocukları. Aynen dünya derbisidir. Bu dünya derbisinden sonra daha büyük, dünyanın en büyük derbisi var. Bizim derbiden sonra dünyanın en büyük derbisi var yayında. Evet ya. Ama doğru. Sonuç itibariyle bizim dönelim. derbimizde gayet güzel bir derbidir. Biz mutluyuz. Biz dünya derbisi diyoruz kardeşim. Biz mutluyuz ya. Elimizdekinin değerini bilmek. Erbatur bir şey daha soracağım ne olur ya kusura bakma. Senin olanca elastikiyetine, olanca atibalığına güvenerek. Serdar, Erbatur ikinize bir soru. Galatasaraylılar, Real Madrid, Fenerbahçeliler, Barcelona'yı mı? Fenerbahçeliler, Real Madrid, Galatasaraylılar, Barcelona'yı mı tutarlar? Öyle bir ayrım olduğunu düşünmüyorum ben. Etrafınızda nasıldır? Değişiyor çünkü. Galatasaray Madrid fazladır, Fener Barcelona mı? Ya da Fener Barcelona mı fazladır? Galatasaray Barcelona fazladır. Galatasaray Barcelona ben fazladır. Yani evet oraya daha yakınım ama o kadar yakınlık olduğunu düşünmüyorum. Yani farklı farklı. Çok enteresandır yani. Karışık. Oradaki şeyler, eşleşmeler yani öyle bir ayrım yok ya. Yok bence şeyde. De yok. Vardır. Var mıdır? Var mıdır? Galatasaray Barça bence. Galatasaray Barça daha çoktur da her Galatasaraylı da Barça'yı tutmaz. Bu bambaşka bir tartışma konusu şimdi. O bitmez. Çaprazlamaları çok merak ediyorum yani onu mesela. Ya hadi manşetleri olarak görelim. Yoksa çıkamayacağız Barcelona Real Madrid'e gidersek. Manşetleri görelim. Seni biraz iyi görmedim ben bugün. Neden iyi görmedin abi bugün gene? Yok gayet iyiyim. Yani. İyi misin? Yok yok çok. Yorgun musun? Yok yorgun değilim. Keyifliyim abi hiçbir sıkıntım yok. Ya böyle güzel özel yayınlar yapmak çok keyifli oluyor. Evet. Ya üçümüz de sarı kırmızı lacivertten kaçacağız diye. Ya yok kahverengi giydim ben. Ya öyle bir derdim yoktu işte böyle şey olsun diye. Pazar günü yani falan kravat falan takmadık. Pazar bu saatte hani gündüz daha. Güzel saat falan böyle. Ondan yani. Dünya haritalı güzel ben ama. Ben şimdi düşündüm ceket kravat giysem. Dünya derbisi ya. Lacivert olur. Sarı olur bir yandan kırmızı görünür ton da laf yeriz. Tabii burada öyle şeyler var ya. Abi hayır burada değil insanlar için öyle şey tabii, var. Evet evet yani. Ya o yüzden ne hepimiz gri de karar kılmışız. Ve dünyanın en güzel iki tane rengi siyah beyazdır. Hakikaten şaka yapmıyorum. Dünyanın algıda en güzel rengi siyah beyazdır. Algıda öfkelendiricilik. Öyle mi oluyor? Öyle yorumlayabiliriz herhalde. Ben siyahla beyazı çok severim bari. Siyahla gerçekten beyaz harikadır. Yani her şeye siyahla beyaz. Erkek dediğin zaten Serdar nedir? Mavi beyaz gömlek. Tabii mavi şey gri. Lacivert siyah cekettir. Başka bir şey değil ki. Fuşya giyecek halimiz yok ya. Değil mi? Bir kırmızı pantolon falan ömrüm boyunca kırmızı giyemedim. Pantolon, ben de kırmızı ayakkabı bir ara modaydı. Bordo başarılı. Kırmızı ayakkabı efsane. Ve bir ara kırmızı modaydı. Ayakkabı. İlhan Mahsus çok giyerdi. Ben de çok takım elbisenin altına falan. Kırmızı ayakkabı da çok severim. Bordo pantolonum var o da çok efsane. Bordo pantolon. Onlar böyle da moda. Bir de böyle hardal rengimsi bir pantolonum da var. O da iyi yani. Şeyi açtım ben ya. Parmak arası terlik falan giymezdim bir zamanlar. Ya itiraf edeyim ben çok de açtım bu, yani. Ben de bu yaza kadar hiç giymemiştim ama bu yaz bütün şeyi kırdım. Rahatlığı var değil mi? O zinciri kırdıktan sonra gerisi geliyor işte. Evet sadece bu yaz. Bu son yazı dünyanın da en güzel şeyi Bermuda şort, parmak arası terlik. Acun mesela üzeri de böyle açık 11 tişörtü, ayı öğrenmiyorsun Acun olacağım. Açık böyle yakısı var. Tabii 11 ay. Öyle geziyor. Keşke 12 ay yaz olsa öyle gezsek. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya ben hiç ya anlamıyorum. Kış çok güzel. Ben bayılmıyorum. Ben yazı seviyorum. Ben de abi bak. Kışı seven. Dün hatta abi konuştuk. Yaş aldıkça, yaşlandıkça lafı kullanmayalım bizim evet, jenerasyon. Yaş aldıkça havanın gri ve puslu olmasının üzerimize yarattığı etki daha da artıyor. Olumsuz etki. Mesela ben dün hava İstanbul'da kapalıydı. Dünyada her şey kötü dedim. Ya hiçbir şey iyi değil dedim dünya. Havalar nasıl olursa olsun yeter ki bizim havamız iyi ama olsun lafını da burada kullanabiliriz. Güneşli bak havada dünyada her şey güzel. Kafam güzel, dünya güzel, hayat tabii, devam tabii ediyor. Tabii tabii öyle güzel aynen. O hayat güzel yani devam güneşli ediyor. Güneşli havanın, Bodrum değil mi? Güneşli havanın etkisi var yani. Çok fark ediyor değil mi? Tabii tabii. Serdar sen ayağını İstanbul'da mı kırdın Bodrum'da? İstanbul'da kırdım. İstanbul'da kırdım. İstanbul'da kırdım. Nazar değdi abi nazar. Nazar kesin ya. Kesin ya. Bogdanovic'in nazarı.